değerli konuklar. Sağlık Eski Bakanımız Sayın Bülent Akarcalı'yı konuşmalarını yapmak üzere sahneye teşriflerini arz ederim. Konuşmama ünvanları değil, davadan başlayayım. Sevgili dava arkadaşlarım diyeyim. Her şeyden önemlisi. Ünvanlar geçici, bir dava uğruna çalışmak ise kalıcıdır. 1988 Ocağı'nda rahmetli Ekrem Pakdemirli'nin Ulaştırma Bakanı olduğu dönemde sigara esrarını uçaklarda başlatarak verdiğimiz sinyalden bugünlere geldik. Size sigara ile ilgili olarak başta Mustafa Aydın Bey olmak üzere Sayın Bakanımız ve diğer konuşmacılar bilgiler verdiler ama ben biraz suya sabuna dokunmak istiyorum değerli arkadaşlarım. Ölüm tacirleri diyerekten, yani bu sigara şirketlerini ölüm tacirleri olarak adlandırırken 10 yıllık araştırma yaptım. Yazılmayan bir kitabı yazdım. Sigara şirketleri sattırmadılar. İnşallah şimdi hazırlanıyorum. Sayın Mustafa Aydın'ın zamanında sözünü dinlemedim. Bunu üniversitede basalım demişti. Büyük sözü dinlemek gerekiyor bazen. Bunu üniversitenin yayınlarına sokarak yayınlarız. Ama size şunu söyleyeyim. Mesele yalnız insan sağlığı değil. Avrupa Birliği'nin Amerikan mahkemelerinde delil olarak sunduğu raporlardan ve bu delillerin internette bulunmasından hareket ederek Amerika sigara aracılığıyla, sigara kaçakçılığı aracılığıyla PKK'yı 30 yıldır desteklemektedir. Bunu yazdım, söyledim. Bunu yalnız ben yazmadım, ben söylemedim. Avrupa Birliği'nin Amerika'nın en büyük sigara şirketleri aleyhine açtığı ve kazandığı 1,5 milyar dolarlık davada verdiği 100 sayfalık raporda kaçak sigaranın nasıl İspanya'nın Valencia limanından yüklenip PKK'ya gönderildiğinin konteyner isimlerini, konteyner numaralarını yazarak verdiği de vardır. Zamanında Mehmetçiğe sıkılan her kurşun içtiğiniz Marlboro'dan kaynaklanır diyerekten isim de verdim. Ama maalesef bir tek savcımız dahi bütün ısrarlarımıza rağmen şehit ailelerinin dernek kurdukları derneklerin suç duyurularına rağmen en ufak soruşturma yapmadılar. Bu maalesef aynı şekilde devam ediyor. Yani her ne kadar biz sigara şirketlerinin yaptıklarını haklı olarak eleştirsek de kendi içimizdeki bu hukuki vurdum duymazlığı ortaya da koymak lazım. Neden? Amerika bir taraftan sigara şirketleri aracılığıyla hem sigarayı satarak para kazanır hem de Mustafa Bey'in söylediği gibi ilaçlardan para kazanırken, çünkü o kanser ilaçları da Amerika'dan geliyor, kendi ülkesinde eyaletlerinin açtığı davalardan önümüzdeki geçmiş 10 sene ve önümüzdeki 10 sene için kestiği cezaların, Amerikan Sigar kendi şirketlerine kestiği cezaların toplamı 400 milyar doların üzerindedir. Amerika'nın çeşitli mahkemelerinin verdiği şeyler. Şimdi Amerika kendi hukukunda böyle duyarlı davranırken Türkiye'den ne bir baronun, bir tek baronun, ne bir savcının, ki bizzat ifadeler vermeye çalıştım, başkaları da yaptı, bu konudaki duyarsızlığını da burada belirtmek gerekir. İkincisi, neden bir tek Mustafa Aydın Bey? 200'e yakın üniversitemiz var. O üniversitelerin de mütevelli heyeti başkanları var, rektörleri var. Ve şimdiye kadar her YÖK başkanına bu konuda yazı yazmış olmama rağmen hiçbirinden nezaketen de olsa cevap almış değilimdi. Değerli arkadaşlarım, bugün bunu çok açık ve net söylüyorum, televizyonlarda da söylediğim için. Yeri değildir denmesin. Eğer hani üniversitede çatısı altında bu söylenirken üniversitede sıkıntı kalınıyor diye de denmesin lütfen. Bugün eğer Amerika PKK'yı, PYD'yi destekliyorsa zamanında CIA aracılığıyla onları sigara kaçakçılığında desteklemiş olduğundandır. Bu belgelerin hepsi açık bilgilerdir. Yani bana özel olarak gelmiş değil, özel araştırdığımız belgeler. Dolayısıyla buradan şuna geleceğim. Sigarayı yalnız kendi sağlığımız için değil ama şehitlerimizi de düşünerek içmeyelim, içtirmeyelim ve ülkemizin geleceği için de içmeyelim, içtirmeyelim. Mustafa Aydın Bey kaçağın %15 olduğunu söyledi.
E peki sigaraya harcanan para ne kadar? 15 milyar dolar. 15'in %15'i 2,250 milyon dolar eder. Hadi buradan hepsi değil de ne kadar büyüklükte bir paranın bilinçli bir şekilde Amerika tarafından PKK'ya ve onun yan kuruluşlarına aktarıldığını buradan rahatlıkla çıkarabilirsiniz. Bunlar bilginizde olsun dedim. Burada her zaman böyle bir topluluk karşısında bu bilgileri aktarma imkanı olmuyor. Magazin basınımızın da günlük magazin olaylarıyla bu gibi konulara verdiği önem de yeteri kadar değil. Ama unutmayalım ki büyük işler hep az sayıda insanlar tarafından yapılmıştır. Kurtuluş Savaşımız dahil, Osmanlı'nın kuruluşu dahil, Aydın Üniversitesi'nin kuruluşu dahil. Ben inanıyorum ki buradaki sizlerin duyarlılığı Türkiye'ye dalga dalga yayılabilecektir. Derneği gerçekten kutlarım ama ben kendimi gerçekten çalışkan olarak bilen birisiyim ama Mustafa Aydın Bey yanında gerçekten de yaya kaldığımı da yaşadım. Bu kendisine bir iltifat değil. Herkese örnek olması için söylüyorum. Özellikle gençlerimize, öğrencilerimize. Sevgiler, saygılar sunuyorum. Sayın Akarcalı'ya çok teşekkür ediyoruz kıymetli konuşmaları için.